Telefon dünyasındaki en büyük rekabet alanı kameralar. Üreticiler fark yaratabilmek, öne geçebilmek adına hem donanım yani sensör seviyesinde hem de yazılım yani algoritma ve arayüz seviyesinde ciddi yatırımlar yapıyor. Çünkü kullanıcı anketleri gösteriyor ki yeni bir telefon satın alırken belirleyici olan kriterlerden biri de kamera. Bunun farkında olan markalar son yıllarda yeni bir açılıma imza attı ve kamera firmalarıyla işbirliği başladı. Aslında yıllar önce bu işbirliğinin temellerini Zeiss ortaklığıyla Nokia atmıştı. Ancak telefon ve kamera markasının yaptığı işbirliğini dünya çapında meşhur kılan isim Huawei oldu ve Leica ile yapılan çalışma şirkete büyük bir prestij kazandırdı. Bugün itibariyle Huawei ve Leica işbirliği dışında OnePlus ve Hasselblad arasındaki işbirliği sürerken Samsung'un da gelecek yıl için Olympus'ta çalıştığı söyleniyor. Ancak bu tabloda bir de istisna var. Resmi olarak doğrulanmasa da Huawei ve Leica arasındaki işbirliğinin P50 serisinden sonra biteceği, bu yüzden de Leica'nın yeni bir partner aradığı Xiaomi ve Honor'la görüştüğü söyleniyor. Bu iddiaları doğrulamak şimdilik imkansız. Ama kesin olan bir şey var ki Leica'nın telefon dünyasına ilgisi her geçen gün artıyor. Hatta öyle ki şirket kendi markasını taşıyan ilk telefonu piyasaya sürdü bile. Ancak tuhaf bazı detaylar var. Almanya merkezli şirket olan Leica neden ilk telefonunu önce Japonya'da piyasaya sürdü? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin hep birlikte detaylara geçelim. Leica'nın kendi markasını taşıyan ilk telefonu Leitz Phone 1 olarak isimlendirilmiş. Bu bir tesadüf sayılmaz çünkü Leica uzun yıllar Leitz ismini kullanmıştı. Kurucusu Ernst Leitz'ten gelen bu isim daha sonra Leica olarak değiştirilmişti. Leica'nın L kısmı Leitz'ten, K kısmı da kameradan geliyor. Dolayısıyla şirket ilk telefonuna ilk ismini vermiş. Böylece yeni bir ürün grubuna girerken kurucusunu da onurlandırmış. Telefon detaylarına geçmeden önce çok önemli bir soru var. İsterseniz onu cevaplayalım, sonra telefondan konuşmaya başlayalım. Akıllı telefon rekabetinde Amerika, Çin, Güney Kore ve Japonya yarışırken Avrupa'nın temsiliyeti ne yazık ki çok zayıf. Nokia çabalıyor ancak o da yeterli gelmiyor. Hal böyleyken Almanya merkezli popüler bir firmanın ilk telefonunu önce Japonya'da çıkarması, üstelik Apple'ın hakimiyetindeki zor bir pazarda başlaması pek mantıklı görünmüyor. Ancak işin arka tarafında çok önemli bir işbirliği bulunuyor. Sharp'ın 1 inç boyutunda kamera sensörü kullanan iddialı telefon modeli Aquos R6'yı daha önce anlatmıştım. Kamera tarafında Leica işbirliğiyle geliştirilen bir modeldi R6. Videomuzun konuğu olan Leitz Phone 1 de yine iki firmanın işbirliğiyle geliştirildi. Donanım olarak Aquos R6'yı temel alan bir model. Ancak Leica imzası taşıyan çok özel detaylara sahip. Yapılan açıklamaya göre bu telefon gerçek Leica deneyimi, Leica'nın endüstriyel tasarım dili ve yine Leica imzalı kullanıcı arayüzüyle öne çıkıyor. Aquos R6 ile kıyaslandığı zaman yeni telefonun en büyük farkı tasarımı. Gerek alt ve üst tarafında gerekse de kenarlarında metalik hatlarla ön görünümü daha kaslı ve köşeli olan telefonun asıl farkı ise arka tarafta çıkıyor karşımıza. R6'nın dikdörtgen formundaki kamera bölümü yerine Leica'da dairesel bir kamera bölümü tasarlanmış. Bu tasarım akıllara ister istemez uzun süredir devam eden Huawei ve Leica işbirliğini getiriyor. Çünkü gerek Mate 30 Pro gerekse de Mate 40 Pro modelleri de dairesel kamera kompartımanına sahip. Tasarım anlamında arka planda öne çıkan bir başka önemli fark ise kamera dünyasının ikonik sembollerinden biri olan kırmızı renkli Leica logosunun kullanılmış olması. Daha önce çıkan Leica destekli, Leica işbirliğiyle geliştirilen modellerin hiçbirisi bu logoyu kullanma hakkına sahip değildi. Tasarımı farklılaştıran bir başka önemli fark ise telefonu destekleyen aksesuarlar. Fotoğraf makinelerinde olduğu gibi bu telefonun içinde bir lens kapağı geliştirilmiş. Manyetik olarak tutunan bu kapak kullanılmadığı durumlarda kamera sistemini koruma altına alıyor. Arka kısmında da cam kullanılan telefon 9.5 mm kalınlığa ve 212 gramlık ağırlığa sahip. Mobilite anlamında en iddialı modeller biri olmasa bile 5000 mAh kapasiteli bataryası ve sahip olduğu diğer özellikleri dikkate aldığımız zaman değerlerin çok da kötü olduğunu söyleyemem. IP68 sertifikasına sahip olan, dolayısıyla suya ve toza karşı dayanım gösteren cihazda SIM kart slotuna ek olarak microSD hafıza kartı desteği de bulunuyor. Bu önemli özellikle üst seviye telefonlarda son dönemde çok sık görebildiğimiz bir özellik değil. Leitz Phone 1 1TB'a kadar microSD hafıza kartı desteği sunabiliyor. Telefonun donanım mimarisi az önce de ifade ettiğim üzere Sharp'ın Aquos R6 modeli
ile büyük oranda benzerlik gösteriyor. 6.6 inç büyüklüğündeki X OLED ekran 2730x1260 piksel çözünürlükte geliyor. 1 Hz ile 240 Hz arasında değişken oranlı yenileme hızıyla çalışan bu ekran 3 boyutlu ultrasonik parmak izi okuyucusuna da ev sahipliği yapıyor. Geliştirilmiş özelliklerle donatılan bu sensör daha fazla biyometrik güvenlik için çift parmaklı kullanıma izin veriyor. Kullanmadan yorum yapmak doğru olmaz. Ancak kendisi de bir panel üreticisi olan Sharp'ın bu telefondaki beklentiyi yükselttiği de gerçek. Günümüzün en hızlı Android telefonları gibi Snapdragon 888 platformundan güç alan ve 12 GB low power DDR5 bellekle birlikte 256 GB depolama kapasitesine sahip olan bu telefon gerek günlük deneyim gerekse de oyunlarda üst seviye bir telefondan beklediğimiz tüm performansı verecektir. Ancak bunların hiçbirisi değil. Bu telefonu iddialı kılan asıl özellik sahip olduğu ana kamerası. Çünkü 1 inç boyutundaki dev sensör diğer tüm telefonları geride bırakırken kimi fotoğraf makineleriyle sensör büyüklüğü anlamında yarışabileceği anlamına geliyor. 20 megapiksel çözünürlüğündeki sensör ve ona eşlik eden büyük pikseller kameranın ışık yeteneklerini. Dolayısıyla düşük ışık performansını arttırırken aynı zamanda otomatik fokus kabiliyetleri de geliştirilmiş oluyor. Diyaframı f1.9 olan kamera belki çoklu kamera sistemine sahip diğer üst seviye telefonlar kadar esnek olmayacaktır. Yani koşullara aynı oranda esnek uyum gösteremeyebilir. Ancak bir kamera firmasının telefonu olarak güçlü bir ana kamera sistemi bu telefonun asli amacı için yeterli gelebilir. Bu arada daha iyi portre çekimi, daha iyi bokeh uygulaması için ana kameranın yanında bir de TOF kamerası bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise arka kamerayla kıyaslandığı zaman aynı oranda iddialı, aynı oranda havalı değil. 12.6 megapiksel çözünürlüğe sahip ve sıra dışı diyebileceğimiz ekstrem bir özelliği bulunmuyor aslında. Tabi Leica imzası taşıyan, üzerinde Leica'nın logosu bulunan özel bir telefondan bahsediyoruz. Dolayısıyla kamera arayüzünde de Leica'ya has bazı detaylar söz konusu. Lates görünüşü isimli özel bir kamera modu Leica fanları için geliştirilmiş. Dolayısıyla bu mod kapsamında siyah ve beyaz fotoğraflar çekilebiliyor. Bilindiği üzere Huawei ve Leica işbirliği de özellikle monokrom dediğimiz siyah ve fotoğraflar eksenine başlamış. Daha sonra zenginlik ve çeşitlilik kazanmıştı. Kamera arayüzü aynı zamanda gelişmiş bir pro moduna sahip, dolayısıyla pek çok parametre kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor. Yazılımdan bahsetmişken yazılımla devam edelim. Zira Android 11 ile çalışan bu telefon saf Android'e yakın bir deneyim sağlıyor. Aslında üzerinde hafif bir arayüz bulunuyor ve bu arayüz artık Leica ile özdeşleşmiş şekilde monokrom detaylara sahip olan, yani siyah ve beyaz detayların, siyah ve beyaz renk tonlarının biraz daha önde olduğu bir karakteristik tasarım anlayışıyla geliyor. Uzun lafın kısası, Sharp'ın Aquos R6 altyapısını kullanan ancak tasarımı, arayüzü ve özel kamera modlarıyla özelleşen bir Leica telefon duruyor karşımızda. Markanın asıl amacı niş bir segmente hitap etmek. Özellikle de Leica tutkunu olan profesyonellere yeni bir telefon seçeneği sunmak. Kaldı ki telefonun ana kamerasındaki yetenekler aslında onu biraz da bu tarafa konuşlandırıyor. İlk olarak Japonya'da kullanıma sunulan telefon, ülkenin önde gelen operatörü SoftBank işbirliği ile 1700 dolarlık bir fiyatlandırmayla çıkıyor. Yani efsanevi Leica logosunu telefonda görmenin ekstra bir bedeli var. Bu arada yeni telefon Leica ve SoftBank'ın ilk işbirliği sayılmaz. İki firma geçtiğimiz yıllarda 16 lensli kamera geliştiren Light firmasına 120 milyon dolarlık ortak yatırım yapmış. Ve bu firmanın geliştirmiş olduğu teknolojiyi akıllı telefonlara getirmek için kolları sıvamış, hazırlıklara başlamıştı. Ancak şu vakte kadar bu iki firmanın Light teknolojisiyle piyasaya sürdüğü herhangi bir somut ürün göremedik. Belki bu bir başlangıç olur ve iki firma kademeli olarak Light firmasındaki teknolojiyi kullanan yeni telefonlar da çıkartır. Kim bilir, bunu artık zamanla göreceğiz. Ama Leica ve SoftBank'ın piyasaya sürmüş olduğu ilk telefon Lates Phone 1 oldu. Huawei ve Leica arasındaki işbirliği bitecek mi, bitmeyecek mi? Bunu şu aşamada yorumlamak hiç de kolay değil. Ancak ortaya atılan bazı iddialara göre Huawei ve Leica arasındaki işbirliğinin son ürünü P50 serisi olacak. Ondan sonrasında Leica belki de kendisine yeni bir partner bulacak. Ortaya atılan iddialara göre en güçlü iki isim Xiaomi ve Honor. Kim bilir, belki de Huawei ve Leica işbirliği devam eder. Dediğim gibi resmi bir bilgi bulunmuyor ama ortaya atılan bu ve buna benzer bir takım iddialar dolaşıyor. Tüm bu detaylardan sonra yavaş yavaş toparlamam gerekirse Lates Phone 1, yani Leica'nın ilk akıllı telefon modeli, hem sahip olduğu tasarım detayları, hem sahip olduğu donanım özellikleri, özellikle de 1 inç boyutundaki devasa kamera sensörü ile gerçekten heyecan verici bir telefon. Zaten daha önce videosunu yayınladığım Sharp'ın Aquos R6 modeli ile büyük oranda aynı donanım mimarisini kullanıyor. Yani teknik olarak oldukça güçlü bir altyapı üzerinde yükseliyor. Bu açıdan bile heyecanlanmamak elde değil sevgili dostlar. Tabii ki resmi olarak Türkiye'ye gelmesini, ülkemizde piyasaya
piyasaya çıkmasını en azından yakın vadede beklemiyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, gerçekten de kullanmak istiyorum. Çünkü Leica'nın tasarım dokunuşları telefonu kaslı ve agresif gösterirken sahip olduğu kamera yetenekleri de beni heyecanlandırmış durumda. iPhone 12 Pro Max, Samsung S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra gibi telefonlara karşı neler yapar neler yapamaz. Bunu kullanmadan yorumlaması pek kolay değil ama ana kamerası çok güçlü olan bir telefon duruyor. Handikapı var mı? Şöyle yorumlanabilir. Sadece tek bir ana kamera sistemine sahip olduğu için değişen koşullara uyum sağlaması diğer telefonlar kadar kolay olmayabilir. Çünkü ultra geniş çekmeniz gerekir ama bu telefon çekemez. Ya da zoom gerekir ama detayları kaybetmek istemezsiniz fakat bu telefonda optik yakınlaştırma yapabilen bir periskop sistemi bulunmuyor. Ama bence Leica bu telefonla birlikte Leica kamera kullanan, profesyonel fotoğrafçılık yapan ama beraberinde iyi bir telefon taşımak isteyen, bunu taşımak isterken de iyi bir telefona bütçesi yeten profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Dolayısıyla özel niş bir gruba hitap ettiğini söylemek sanırım yanlış olmaz. Ama dediğim gibi tasarım, kamera ve özellikleriyle heyecanlandıran bir telefon olmuş. Leica Phone 1. Evet, bu telefonu anlattım. Niye anlattım? Çünkü Leica'yı çok sık duyuyoruz. Nereden duyuyoruz? Huawei ile işbirliğinden duyuyoruz. Belki başka firmalarla da göreceğiz ama Leica aynı zamanda kendi logosunu taşıyan, kendi marka kimliğini yansıtan ilk telefonda çıkarmış oldum. Bu açıdan anlamlı ve değerli gördüğüm için ayrıca bir video yapmak ve bu telefonu anlatmak istedim. Umarım sıkıcı olmamıştır, umarım faydam dokunabilmiştir. Tüm bu detaylardan sonra artık kapanış kısmına gelirken her videoda ifade ettiğim üzere bu videoyu izlemek için harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Nasıl destek olabilirim diye çok fazla soru geliyor. Destek olmanın en güzel yolu tabii ki videoları izlemek. Bunun dışında daha fazlasını yapmak isteyenler için şunu söyleyebilirim. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Videolar hoşunuza gidiyorsa sosyal medya hesaplarınızla paylaşarak daha geniş kitlelere erişme hedefimde bana katkı sağlayabilirsiniz. Bunun dışında tavsiye ettiğim ürünlerle ilgili çok fazla sorular geliyor. Tavsiye ettiğim ürünlerle ilgili linkleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu linkler arasında en fazla önem, en fazla kıymet verdiğim link, tavsiye ettiğim kitapların olduğu link. Hem kendimiz okuyalım hem de gücümüz varsa, imkanımız yetiyorsa eşimize, dostumuza kitap alalım, kitaplar hediye edelim. Aynı zamanda sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdi Özay ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız takibe de alabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medyada takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdi Özay ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takibe de alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, iyi ki varsınız. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.